Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. İnsanlık uzayda kullanacağı devasa yapılar inşa edebilir mi? Örneğin bir Death Star veya yapay bir gezegen inşa etmenin, önündeki temel mühendislik ve tasarım problemleri neler olabilir? Uzaydaki dev yapılar bilim kurguda sıkça yer alır. İnsanlık dünya dışı bir habitatta yaşayacaksa bile, evrimleştiğimiz ve uyum sağladığımız dünya şartlarına, yine de sahip olmalı. Uygun bir sıcaklık aralığı, nefes alabildiği hava, doğru kütle çekimi, gündüz gece döngüleri, ve çok daha fazlası. O zaman, uzayda dönüp duran teneke bir kutuyu, yaşanabilir bir uzay istasyonuna döndürmeye çalışmak yerine, yapay bir dünya inşa ederek gezegenimizin, şartlarını yeniden oluşturmak daha anlamlı olmaz mıydı? Yapay dünya terimi iki şekilde yorumlanabilir. Gerçek yorumlama gezegensel bir kopyadır, esasen doğa tarafından sunulan gerçek gezegenlerden ve, aylardan ayırt edilemeyecek kadar büyük bir kaya parçası. Diğeri ise, sadece dünyaya benzeyen, bir şey hayal etmektir. Bu ikinci tür nesne, şekli dışında doğası gereği gezegen ya da, ay benzeri olmayacaktır. Ancak zekice bir mühendislik sayesinde düşündüğünüzden, daha kolay bir şekilde formüle edilebilir. Her iki yaklaşımla da, mühendislerin başarmaları gereken iş korkunç derecede büyük. NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarlarında görevli, Adam Stelzner, cesaret kırıcı olmak istemem ama, en azından yapay bir gezegen inşa etmek söz konusu olduğunda, şu anki bilgi seviyemizde önemli problemlerle karşı karşıyayız, diyor. İkinci seçenek olan Death Star ile başlayalım. Neticede kolay görünen seçenek o. Sadece büyüklük açısından bile bakılsa, gerçek bir kopya gezegen inşa etmekten daha umut verici. Yıldız savaşlarına göre, Star Wars bölüm 4'teki ilk Death Star yaklaşık 120 kilometre çapındaydı. Bu bir yapı için büyük, hem de çok büyük, ancak dünyanın yaklaşık 13 bin kilometrelik çapıyla karşılaştırıldığında, o kadar da değil. Ekonomi bloğu Gentilson yaptığı gibi, Death Star'ın yoğunluğuyla bir uçak gemisinin yoğunluğunu, yaklaşık olarak eşit varsayarsak, çoğunlukla çelikten yapılan bir ölüm yıldızının kütlesi, yaklaşık bir katrilyon tona, yani kabaca dünya kütlesinin yaklaşık bir milyonda birine denk gelir. Kolay yani. Bugünün madencilik teknolojisiyle, bu miktarda malzemenin bile elde edilmesi, saçma bir arayış olacaktır. 2012 yılı dünya çelik üretiminin yıllık, 1.43 milyar ton olduğu göz önüne alındığında, Gentives gerekli tüm çeliği çıkarmanın, 800 bin yıldan fazla zaman alacağını hesapladı. Ya maliyeti, 852 katrilyon dolar ya da, tüm dünyanın toplam gayri safi hasılatının yaklaşık 13 bin katı. Daha da kötüsü, uzaya taşıma maliyeti. Her ne kadar Elon Musk bu konuda, gayret gösteriyor olsa da materyalleri dünyanın yüzeyinden uzaya göndermek, şu anda kilogram başına binlerce dolar civarında. Materyalleri ucuza temin etmenin en makul yolu, bunları ay ve asteroidler gibi, düşük kütle çekimli ortamlardan elde etmek. Stelzner, çelik bir yapı bloğunu roketle uzaya göndermeye çalışmaktansa, uzay madenciliği yapmak daha akıllıca olurdu, diyor. Daha sonra, bir katrilyon ton çeliğe ve karmaşık bir iç yapıya sahip, bu küreye şeklini vermek gerekiyor. Bu son derece zor olurdu, ama imkansız değil. Bu iş makul bir sürede tamamlanacaksa, işin çoğunu robotların ele alması lazım. Aksi takdirde, uzay elbiseleri giymiş inşaat işçilerinden oluşan orduları, binlerce yıl boyunca yörüngede tutmak zorunda kalırsınız. Referans olarak dünyanın en yüksek binası olan, Burj Khalifa'nın inşasını düşünelim. Bina yaklaşık 1 milyon tonluk kütleye sahip ve şantiyede yatıp kalkan 10 bin işçi ile yapımı 3 yıl sürdü. Bununla birlikte, bu benzetme tam olarak uygun değil, aslında insanlığın yaptığı hiçbir şey, gerçekten ölüm yıldızının inşasıyla karşılaştırılamaz. Yapay dünya korkunç miktarda metal gerektirse de, bu devasa parçaları uzayda hareket ettirmek, doğru makinelerle, sıcak bir çöle nazaran çok daha kolay olabilir. Ayrıca iç yapıyı da göz önünde, bulundurmak gerek. Death Star, bir ofis binasındaki gibi yığılmış 21 binden fazla kat içeriyor. Uzayda da olsa bürokrasiden kaçış yok. İnsanları, mobilyaları ve droidleri zeminde tutmak için, bir çeşit yapay yerçekimi jeneratörleri icat etmedikçe, bu konfigürasyonda bir yapı asla mümkün olamaz. Dünya benzeri yerçekimi, uzun süreli ve sağlıklı bir yaşam için kesinlikle gerekli. Bedenlerimiz, dünyadakine eşdeğer bir kütle çekimi olmadığında, bozulmaya başlıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar, diğer problemlerin yanı sıra, mikro yerçekimindeki uzun süreli kalışlarda, kemik kütlesi kaybı ve düşük tansiyonla uğraşmak zorunda.
Ne yazık ki, yapay yerçekimi jeneratörleri bilinen fiziğe meydan okuyor. Bunun yerine, bu mega yapının, ekvatoru boyunca dışa doğru merkez kaç kuvvetiyle, kütle çekimi üretmek için kendi ekseni etrafında, dönmesi daha mantıklı. Üst üste yığılmış katlar yerine, böylesi yapay bir gezegendeki habitat seviyeleri, bir soğandaki katmanlara benzeyebilir. Yeryüzündekinin tam tersine, yolcuların ayakları yerine, başları mega yapının merkezine doğru aşağı bakacak. Yerçekimi de bu şekilde, kısmen sağlanmış olacak. Yapının merkezinde yerçekimi yok ve, katları çıktıkça daha fazlasını elde ediyorsunuz. Dönüşü sağlamak kolay olurdu. Uygun açılı roketlerle donatılmış her şey, dönmeye başlayabilir ve dünya benzeri, yerçekimi için gerekli olan hızda kalabilir. Roketlerin de sürekli ateşlenmesi gerekmiyor. Çünkü uzayda onu yavaşlatacak hiçbir şey yok. Ancak yapay gezegeni bu hızda döndürmek, yeni problemler de yaratacaktır. Yapının bir dünya yerçekimine veya, daha fazlasına maruz kalan bölümleri, parçalanmayı önlemek için yeterince yüksek bir ağırlık oranına sahip olmalı. 120 kilometre çapında bir yapı için, çelik yeterli değil. Daha iyi aday zilon. Bilinen en iyi ağırlık oranına sahip, sentetik bir elyaf. Çelikten 7 kat daha güçlü zilon organik, yani karbon içeriyor. Dolayısıyla, karbon bakımından zengin asteroidler, bu yaklaşım için harika madencilik hedefleri olabilir. Tüm mühendislik zorluklarına rağmen, Death Star'dan ilham alan, bir uzay yaşam alanı inşa etmek, dünyayı kopyalamaktan, çok daha kolay. Fakat ölüm yıldızının ikinci bir dünya ile, karşılaştırılamayacağı bir alan var kararlılık. Stelzner, tüm bu yapılar veya koloniler için fikirler, tek bir terimde özetlenen içsel, önemli kusurdan mustariptir diyor. Haklı da, çünkü çevresel etkilerin tam ve doğru olarak yönetilebilmesi için, yörünge parametreleri gibi faktörlerin sürekli olarak, aktif bakıma ihtiyaçları var. O zaman neden bir tane daha dünya yapmıyoruz? Reaction Engines Limited için çalışan, ve yakın zamanda özel bir danışmanlığa başlayan, havacılık mühendisi Mark Hempsell, eski editörü olduğu British Interplanetary Society dergisinde, 2005 yılında yapılan bir çalışmada, yapay gezegenler üzerine yazdı. Bir gezegeni yeniden şekillendirmeyle yeni bir dünya inşa etmenin, fizibilitelerini karşılaştırmak istedi. Yani Mars gibi bir gezegeni yüzlerce yıl sürecek, özenli bir proje ile dünyaya çevirmekle, sıfırdan dünya benzeri bir gezegen inşa etmenin, maliyetini hesapladı. Hempsell, dünya koşullarını tekrar üretmek için, dünyayı tıpatıp taklit etmek zorunda olmadığımıza dikkat çekiyor. Örneğin, kütle ve uzunluk kütle çekimini belirler. Bu nedenle, dünyaya benzer bir kütle çekimini, yüzeyde elde etmek için mühendisler, dünya kütlesinin onda birini yaklaşık 700 kentilyon ton, ay büyüklüğünde bir hacme doldurarak, hile yapabilirler. Bu çok fazla kaya demek, ancak Hempsell mühendislerin bu kadar materyali nasıl bulacaklarını ve, doğanın gezegen oluşturma sürecini nasıl taklit edebileceklerini keşfetti. Normalde, yeni oluşan bir yıldızın etrafındaki artık malzemeden, meydana gelmiş diskin içinde, moleküller yavaş yavaş bir araya gelir ve sürekli daha büyük parçalar oluşturur. Milyonlarca yıldan fazla bir sürede, yeni bir gezegen ortaya çıkar. Her şeyi hızlandırmak için Hempsell, Güneş yakınında fütüristik, devasa bir süper füzyon tesisi kurmayı öneriyor. Bir nevi mega bir yapı oluşturmak için bir mega yapı. Manyetik alanlar kullanarak tesis, Güneş'in yüzeyinde bol miktarda bulunan hidrojenden toplayacak ve yapıdaki füzyon reaktörleri, planlanan kopya dünyayı oluşturmak için, arzu edilen ağır elementleri üretecek. Mars büyüklüğünde bir kütleyi, Ay büyüklüğünde bir hacme sıkıştırmak için, mühendisler periyodik tablodaki osmiyum, iridyum ve platin gibi, en yoğun elementleri kullanmak isteyecekler. Kuşkusuz, bu elementler sıradan füzyon reaktörlerinde değil, ancak süpernovaların termonükleer patlamalarında ortaya çıkar. Hempsell, spesifik bir füzyon teknolojisinden bahsediyoruz, diyor. Görüldüğü gibi bu reaktörleri üretmek, kolay olmasa da en azından bahsi geçen süreç, bilinen fizik yasalarına uyumlu. Tesis, bu malzemelerin külçelerini, yapay gezegenin inşa edileceği yere fırlatacak ve, külçeler çarpışıp birleştikçe gezegen, yavaş yavaş tomurcuklanacak. Külçelerin çarpışması, Güneş'in yüzeyindeki sıcaklığa, yaklaşık 5000 dereceye ulaşacak miktarda, ısı üretecek. 100 yıl kadarlık bir soğumadan sonra, gezegenin yüzeyi yaklaşık 1500 dereceye kadar soğuduktan sonra, silikon gibi kabuk elementlerinin külçeleri, üstteki katmanda oluşmaya başlayacak. Daha sonra, okyanusların oluşması ve bitki yaşamının başlaması için, yüzeyin yeterince soğuması yaklaşık 10.000 yıl kadar süren başka bir soğuma periyodu gerekecek.
özetle dünya yapımının doğaya bırakılmasının en iyisi olduğunu söylüyor. Yaşanacak dünyalar oluşturmaya çalışırken, kendi gezegeninizi inşa etmenin, daha hızlı olmayacağı sonucuna vardı. Bu yüzden dostlar, eşi ve benzeri olmayan dünyamıza, sahip çıkmalı ve korumalıyız.